Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde muhteşem bir gün geçiriyoruz. Çapcanlı saldırılar gerçekleştireceğiz. Merak etmeyiniz. Hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapıyorum. Arkadaşlar savaş günlüğümüzü paylaşayım. Artı 200 aldım. Neden? Tam tamına 5 tane savaş yaptım ve 5 tane üçlük patlattım. Gelen kurabi etkinliğiyle birlikte oyun tekrardan bozuldu. Mutantların geldiği zaman gibi oldu. Hatta daha da güçlüsü oldu. Orman binisiyle harmanlanmış olan bir kurabiye pekka var. Bir de yeni büyüğü eklediğimizde ölümüne 3 yıldız atıyorsunuz arkadaşlar. Çok ufak tefek hatalar olursa %90 üzerinde bırakıyor onda da. Bunu paylaşmak isterim. Kalan 3 savaşımızda 3 yıldız alıp günümüzü artı 320 kapatmak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Artı 320 kapatırsak da videomuza bir adet like atmayı lütfen unutmayınız diyorum. Ve kombinasyonumuzu hızlıca ekranlarınıza veriyorum. Arkadaşlar normalde şifa büyüsü yerine zıplatma kullanıyordum. Hani garanti olsun tek bırakmasın etmesin diye. Dedim ki riskse risk lan, dedim. Gerekirse tek tekte kalırız dedim. Attığımız üçlük olsun dedim ve şifa büyüsüne çevirdim. Şifa büyüsüne çevirdikten sonraki verimi 10 numara görmüş bulundum. Geçen günkü videomuzda yorumlarda şundan bahsetmiştik. Koruyucumuzun buradaki ekipmanı öfke taşıydı. Hayat taşını kullanırsak daha etkili. Muhabbeti dönmüştü. Hatta videoda söylemiştim. Yorumlarda çoğu kişi hayat taşı kullan demişlerdi. Ama ne bileyim abi hayat taşı da kullansak, öfke taşı da kullansak üçlüyü patlatıyoruz. Öfke taşını niye kullanacağım? Şundan dolayı kullanacağım. Elimde şifa büyüsü var. Şifa büyüsü olduğu için öfke taşı kullanıp askerlerin biraz daha öfkeli hareket etmesini sağlayacağım. Zaten bu şekilde saldırı yaptım. 5 tane üçlüyü böyle patlattım. Bu sezon inşallah bir rekorumuz gelir diye düşünüyorum ve saldırı butonuna basıp saldırımıza geçiyorum. Yani rekor dediğimde günü 320 ile kapattığım olmuştu daha öncesinde de. Ben kupa olarak sezonu kapatma açısından belirtmek istedim. Köy en tersten riskli bir saldırı gerçekleştireceğiz. Ne olabilir? En kötü tekte kalırız. Arkadaşlar çoklu bir okçu kulesi var. Bu alandan bir buz golem, orman minici ve bir mini pekka atıyorum. Sol taraftan da keza hemen buz golem orman binicisi 1 2 mini pekka attım. Orta taraftan giriş yapıyorum. Orman binicileri saldık. Mini pekkaları, kurabiye pekkaları attık. Barbar kral kraliçe geldi. Zaten duvarı açtığımız için kafamız rahat. Evet, yeni büyümüzden hızlı bir şekilde gönderim. Sağlıyorum gördüğünüz üzere merkezde bir şifa büyüsü kullanıp hemen Klan Kalesi askerini orada dondurdum. Sağ tarafa giden asker var, sol tarafa giden asker var. Problem değil. Koruyucu birazcık sağ tarafa kaydı. O birazcık canımı sıktı. Onun dışında bir problem gözükmemektedir. Merkezde bir adet öfkemizi değerlendirelim arkadaşlar. Şu orman binicileri bir güçlensin, bir ilerleme kadetsinler. Şu alana bir dondurma daha kullanıyorum. Kraliyet şampiyonumu üst taraftan göndereceğim. Şuradaki büyücü kulesini indireyim istedim. Büyücü kulesini indirip hani orduyu belediye doğru yönlendiririz dedim. Barbar kralımız merkezde. Hemen özelliğini basalım. Belediye binasını orada bir dondurmamızdan kullanalım. Orman biniciler 10 numara gidiyor. Daha koruyucu özelliğini basmadım arkadaşlar. Orman biniciler ilerlesin. Belediyenin orada basarız. Zaten belediyeye kadar gideceğiz. Herhangi bir savunma kalmadı. Ordanın gücü ekranlarımızda zaten. Her şey 10 numara. Dondurmayı hala kullanmıyorum arkadaşlar. Hatta bakarsanız arttırdık ama. Yine de değerlendireceğim. Barbar kralın özellik falan geldi. Bu noktada bir koruyucu özelliği basıp. Kraliyetin de ölmemesini sağladım ve kraliyet direkt uzaklaştı. Büyümüzü zaten arttırdık. Onu da şöyle klan kalesinin üstüne atayım. Şovumuz olsun. Arkadaşlar yani askerleri görüyorsunuz. Hayvan gibi bir miktarda askerimiz var. Eğer ki farklı kombinasyon kullanıyorsanız klandaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Kullanmayın arkadaşlar. Zaten çok kolay bir spam ordusu. Üşenmeyin abi. Orduyu 2 dakika düzenleyin. Hemen bu orduyu basın. Çat pat üçleyin arkadaşlar. Devam edelim. Bu ordunun en güzel yanı şudur. Ordu kaydı mı etti mi şöyle oldu mu belediye inecek mi düşüncesi yok. Yani ordu bir şekilde belediyeye ulaşıyor. Orman binicileri var ya arkadaşlar. Duvarlar çok kolay yıkılıyor. Evet bu saldırıyı bugün böyle bir düzeni yapmıştım ve 3 yıldız almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde bir saldırı gerçekleştirmiştim. Hızlı davranmam lazım bu arada. Şöyle bir buz golem. Şuradan hemen orman binicili attım. Ortadan orman binicilerinden giriş yapalım. Şöyle tomruk kraliçe. Orman minicisi ve mini pekkalar. Şuradaki barbar krala doğru bir attım. Şuraya attım. Hemen büyülerimiz gecikmesin arkadaşlar. Büyüler geciktiği an sıkıntı yaşanabilir. Evet büyülerimiz de etkili kullandığımıza göre arkadan mini pekkalarımı göndermeye devam ettim. Tam merkezde bütün ordu birleştiği için bir şifa büyüsü kullandım. Ve yeni büyümden şöyle kaya saçar ve çoklu okçu kulesiyle çoklu seken topa kullanmış bulundum. Koruyucunun özelliğini henüz kullanmadık, beklemedeyiz. Savunmalar güzel bir şekilde erirken birazdan ordu dağılabilecek potansiyelle şöyle bir koruyucu özelliği kullanıyorum. Barbar Kral sağ tarafa kaydı. Benim saldırım da sola kaymıştı. Şimdi şurada orman binicileri çok gördüğüm için bir öfke attım ve merkez bölümde tekrar dondurma yapıp hemen bir zehir büyüsü kullanıyorum. Merkeze geldik. Yavaş yavaş belediye binasına doğru ulaşma çabamız var. Şu görünmezlik kulesini gördüğünüz gibi şimdilik dondurmadım arkadaşlar. Evet ilerleyişimiz devam ederken şu klan kalesinin oradaki Titan'a bir tane daha yeni büyüden attım. Bir de belediye binasına attım. Belediye binasına doğru ilerleyişimiz sürüyor. Kraliyet alamazsa barbar kral alır. O alamazsa kraliçe alır. O da alamazsa kraliçenin yanındaki orman binicisi alır. Yani bir şey alır ama belediyenin oradaki görünmezliğin etkisi çok da umursanmaz yani bir şekil inecek arkadaşlar. Bu arada şaşırtıcı bir bilgi paylaşayım. Titan ilginçtir. Hala hayatta ve orman binicilerini kovalıyor. Yani gördüğünüz gibi orman biniciler direkt savunmalara yöneldiği için arkadaşlar Titan orada güzel bir hasar bıraktı. Burada ordumuzun çoğunu yok etti ama hala kahramanlardan kral, kraliçe ve kraliyet hayatta. Gördüğünüz gibi durdurulması imkansız bir kombinasyon. Yani kaleye ne alırsak ne edersek bir şekilde durdurulmuyor. Nasıl bir düzen yaparsak bence o da durdurulmuyor. Büyüleri unutmamız gerekiyor. Böyle bir düzendir. Şimdi bakalım savaş günlüğünde artı 280'e ulaştık. Son bir savaşım kaldı ve bir tane de defemiz kalmış durumda. 7 savaş yaptık, 7 savunma yedik. 5724 kupadayım ve bu doğrultuda bir de savunma günlüğüne bakmak istiyorum saldırıdan sonra. Savunma günlüğüme bakıyorum. Ejder Ejder binici balon. Eyvallah mantıklı. Sonuçta güçlü bir kombinasyon ve seviye de geldi. Alt tarafa inelim. Mesela saldıranlardan birisi süper atıcı da kurabiye binicisi kullanmış. Yani çok tercih etmem açıkçası %89 almış. Burada bir Titan Pekka var. Buradan bir 3 yıldız gelmiş. Aşağı inelim. Süper ejder saldırısı var. Evet, burada bir üçlendiğim köy var arkadaşlar. Kurabiye Pekka Orman binicisi kullanılmış. Alt tarafta bir süper ejder var. Onun dışında bir tane daha üçlük yemişiz. Orada da Kurabiye Pekka Orman binicisi var. Yani Kurabiye Pekka Orman binicisi atanlar bana saldırı olarak üçlemeyi başarmış. Onun dışındakilerde çok fazla üç yıldız gelmemiş gördüğünüz üzere. Son bir saldırımız kaldı. İnşallah artı 320 ile kapatacağız. Devam edelim. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Nasıl bir saldırı taktiği yapabiliriz? Üst taraftan bir giriş yapacağım. Tek temizlik yetecek gibi duruyor. Şöyle başladım. Sol taraftan orman binicilerimi gönderiyorum. Buz golem, hemen tomruk, barbar kral ve koruyucu kraliçe. Kurabiye pekkalarımı bıraktım. Büyülerimi göndermeye an itibariyle başlıyorum. Gayet güzel bir ilerleyişimiz var. Şöyle merkez tarafa bir şifa büyüsü atıyorum ve hemen monoliti donduruyorum arkadaşlar. Donduruyorum dedim işte bu yeni büyüğü kullanıyorum anlayınız. Şu alanda tekrardan bir dondurma yapalım. Belediye binası monolit kısmında bir dondurma kullanalım. Koruyucu özelliğimi bilerek basmıyorum. Şu an için beklemedeyim. Biraz daha belediyenin o tarafa girmek istiyorum. Şöyle bir öfke gönderdim. Klan Kalesi'nin orada süper ejder çıktı. Hemen bir Orada dondurmayı kullandım ve koruyucu özelliğimi de an itibariyle bastıktan sonra kraliyet şampiyonumu gönderiyorum. Arka taraf önemli arkadaşlar. Koruyucu özelliği bitmeye yakın hemen yeni büyümden kullanmalarımı gerçekleştirdim. 3 adet gönderdim. Barbar kralımın özelliğini basıyorum. Kraliçe arka tarafta kendisi biraz daha desteğe gelmeye başladı. Orman binicilerimiz ilerleyişini sürdürürken kraliyet ve kraliçemiz de hayattalar. Bayağı bir orman mi var. Şu an baktığımız etapta 3 yıldızın geleceğini düşünüyorum. Kraliçenin de özellik var. Özelliği şu an bassak bile zaten 3 yıldız geldi ama yine de beklemeye değer diyorum arkadaşlar. Bekleyelim. 320 kapatmanın zevkini yavaş yavaş yaşayalım istiyorum. Kraliçenin özelliğini bastım. Şimdi koruyucu bir anda bam bam vurur arkadaşlar. Kraliçeyi kaybederiz. Ha çok şükür bir sürü orman binicimiz var falan filan ama yine de bastım gitti. Kraliyet şampiyonu tek başına hava savunmasına gidiyor. Süreden belki patlar diye köşelere testa koymuşlar. Onun dışında ordumuz baya baya hayattalar. Evet kraliyet şampiyonuyla birlikte temizliğimize devam ederken son temizlik aşamamıza geliyoruz. Orman minicileri yukarı gitmişti. Süreden bir patlama yaşanmayacaktır. Bir dakika gibi bir süremiz var. Kraliyet şampiyonunun özelliğini basacağım arkadaşlar. Şu sağ tarafı kraliçe temizliyor zaten. Şurada kraliyeti basalım ve artı 320 atmanın keyfine varalım. Like'larımızı atmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrardan zaten savaş günlüğümüzde göstereceğim. Kraliyet son aşamada altın toplayıcıyı alıyor. Demirciye de şöyle zoom yapalım ve son vuruşları tamamladıktan sonra muhteşem bir günü kapatmanın mutluluğunu yaşayalım. Gelelim savaş günlüğümüze 5764 kupaya ulaşmış durumdayız. Evet gördüğümüz etapta fulllerimiz karşınızda arkadaşlar. En üstte de gelelim artı 320. Efsane liginde güzel bir sonuç oldu. Kalan günlerde de bu şekilde 320-320 atarsam ve savunmamdan biraz daha iyi kupa alabilirsem beni mutlu edecektir. Yani bugün kullanmış olduğum aslında savunmada boşluk vardı arkadaşlar. İki tane topu birleştirerek çoklu seken top yaptım arkadaşlar. Ve bu doğrultuda Efsane Ligi'nde hemen düzeni güncelleyemediğimiz için bekleme süresi olduğu için bugünü böyle boşluklu bir düzen kullanarak başladım. Bak hem şuradaki hava savunmasının büyücü kulesinin arası boş hem de şuradaki iki tane havan arası boş. Yine de buna rağmen savunmam iş yaptığını düşünüyorum. Yani linkini isteyeceksiniz muhtemelen. İnşallah atarız bakalım arkadaşlar. Videomuzun da yavaştan sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.